İlknur Yeşil tıp literatürüne giren yöntemle hayata tutundu. Paratiroid, hormon yetmezliği nedeniyle halsizlik, yorgunluk, kasılma gibi şikayetleri vardı. Yataktan kalkamıyorsunuz, halsizlik yaşıyorsunuz, konsantrasyonda bir bozukluk yaşıyorsunuz, kasılma ve kramplarınız oluyor. Tabii bunların bazı riskleri de var, yani benim doktorum öyle diyor. Kalp durdurmaya kadar gidebilen sıkıntılar yaşanıyor. Günde 15 tane ilaç kullanan 4 çocuk annesi kadın, karın içine uygulanan paratiroid doku nakliyle 18 yıl sonra sağlığına kavuştu. 18 yıl önce bir guatr ameliyatı geçirdim. Guatr ameliyatının sonucunda paratiroid bezlerimin de alındığı fark ettik. Tabii dolayısıyla da yoğun bir şekilde kalsiyum tedavisine başladım. 18 yıldır kalsiyum ilaçları kullanıyorum ama son bir yıldır bu ihtiyaç sadece ilaçlarla yeterli olmamaya başladı. Dolayısıyla da pek çok kez hastaneye yatarak damar yoluyla yüklemeler yapılmaya başladı. Yorucu bir şey. 4 tane çocuğum var. Hem hastaneye gidiyorsunuz, kalıyorsunuz. Hepsi bir süreç gerektiriyor. Doktorumun da tavsiyesiyle nakil işini araştırmaya başladım. Dünyada zaten bu işin 3 merkezde yapıldığını öğrendim. Ama Türkiye'deki Erhan Bey'in yaptığı vakanın tamamen daha farklı bir yöntem olduğunu, göbek içine nakil yapıldığını öğrendim ve Erhan Bey'e ulaştım. Sonuç şimdi şu anda nakil bir ay oldu ve başarılı olduğunu da söylüyor. Mutluyum. Türk bilim insanı Profesör Doktor Erhan Ayşan tarafından hayata geçirilen yöntem, Uluslararası Patent Enstitüsü tarafından onaylandı ve tıp literatürüne girdi. Bu dünyada ilk kez yapılan bir işlem. Bunun özelliği bu. Normalde dünyada birkaç merkez zaten bu işlemi yapıyor. Kas içine enjeksiyon şeklinde, bildiğimiz aşı şeklinde yapılıyor. Biz bunu dünyada ilk kez karın içinde omentum dediğimiz bir organın içine yaptık. Neden bunu tercih ettik? Omentum kanlanması çok iyi olan bir organ. Basınçtan çok uzak bir organ. Dolayısıyla hücreler burada strese girmiyorlar ve rahat bir şekilde fonksiyon görüyorlar. Yaptığımız işlemlerde gördük ki omentuma yapılan nakillerdeki sürgüler çok daha uzun. Hastalar çok daha uzun bir süre ilaçsız hayatını idame ettirebiliyorlar. İlk olmasının sebebi şu, biz daha önce omentuma nakil yaptık. Fakat canlı vericiden eş zamanlı olarak hücreler hiç laboratuvara girmeden nakil dünyada ilk kez yapılıyor. Yani vericimizden hücrelerimizi alıyoruz ve alıcımıza hiç laboratuvara sokmadan hücrelere naklediyoruz. Taze, fresh hücrelere naklediyoruz. Türkiye'de yılda 10 bin tiroid ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatlar sırasında vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid organı istenmeden alınıyor ya da zarar görebiliyor. Paratiroid organı yetmezliği de kişide zamanla halsizlik, yorgunluk, kemik erimeleri gibi şikayetlere yol açıyor.